Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ismi zaman ve ismi mekan konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dersimize geçmeden önce şayet kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar, kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Evet, ismi zaman. Önce kitabımız, bakınız, ismi zamanın bir tarifini yapmış. Hem ismi zaman hem de ismi mekanın. Bir fiilin işlendiği zamanı gösteren isimlere ismi zaman denir. Mekanı gösteren, yani fiilin işlendiği mekanı gösteren isimlere de ismi mekan denir arkadaşlar, ki bunun iki tane kalıbı var. Burada söyleyelim, mef'alün ve mif'alündür. Bakın burada da ifade etti. Ben de aklımızda kalsın diye kırmızı renkle yeniden yazdım. Mef'alün ve mif'alündür. Burada önemli bir bilgi var. Bu isimler yerine göre mimli mastar olarak da kullanılırlar. Dolayısıyla bu mef'alün ve mif'alün ismi zaman, ismi mekan ve mimli mastar olarak, değerli arkadaşlar, Arapçada karşımıza çıkabilmektedir. Onu ifade edelim. Devam edelim. Sülasi fiillerin ismi zaman ve ismi mekanlarının kıyasi iki vezni vardır. Bu vezinler işte budur. Mef'alün ve mif'alündür arkadaşlar. Şimdi biz sülasi fiillerden konuşacağız. Rubailer ve efendim mezitler için kitabımızın bir notu var. Oraya gelince oraya bakacağız. Bunlar, vezinlerimiz bu şekildedir. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı biraz daha alalım. Yukarı getirelim. Evet, burada önemli bir bilgimiz var. Buradaki kalıpların kullanımına dair. Efendim, mef'alün mü, mif'alün mü? Şimdi bir, mef'alün vezni. Bakınız, muzarisi yef'alü ve yef'ulü vezninde gelen salim fiillerle. Hangi baptan bunlar? Birinci baptan arkadaşlar, bakın buraya yazdık. Üçüncü baptan, dördüncü baptan ve beşinci baptan. Dolayısıyla bir şöyle söyleyebiliriz. 1, 3, 4, 5'ten gelenler salim fiillerde mef'alün vezninde ismi zaman ve ismi mekanları yapılır. Devam ediyoruz. Ecvef fiillerin büyük çoğunluğu. Ecvef fiillerin büyük çoğunluğu, nakıs ve lefiflerin tamamını ismi zaman ve ismi mekanları bu vezinde gelir dedik. Ecveflerin büyük çoğunluğu burada. Şurada biz şöyle yapalım arkadaşlar. Burada ufak bir ecvef. Aslında ecveflerin büyük çoğunluğu ve dolayısıyla ecvef vaviler buradan gelir arkadaşlar. O şekilde ifade edelim biz. Evet. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Nakıs ve lefiflerin tamamı isim zaman ve isim mekanlar bu vezinde gelir. Bakınız o zaman 1, 3, 4, 5. Ecvef vavi, nakıs lefif şeklinde ifade edelim. Şimdi nakıs lefif zaten, nakıs ve lefif birbirinin neredeyse aynısıdır arkadaşlar. Bunlar kardeş gibidir diyoruz. Efendim bakalım örneğin ketebe yektübü. Ketebe yazdı, yektübü yazıyor, mektebin. Bakın bunun Türkçe'de mektep olarak kullanılmakta, kelime anlamından devam edecek olursak yazma yeri anlamına gelir arkadaşlar mektebin. Ve yazma mekanı anlamına gelir. Yazma yeri ve yazma mekanı ya da yazma zamanı, yazma mekanı anlamında kullanılır. Gördüğünüz gibi. Zira hem ismi mekan, hem ismi zaman, hem ismi mekan anlamındadır. Devam ediyoruz. Merra yemirru. Merra geçti, gitti, uğradı anlamına geliyordu. Bunun ismi zaman mekanı memerrun olur arkadaşlar. Bu bir mudaf fiildir. Koridor ve geçit anlamına gelir ki kelime anlamı geçme yeri, geçme zamanı, geçme mekanı şeklinde de ifade edebiliriz. Kâme yehûmû mehâmûn. Kâme ayağa kalktı anlamındadır. Biliyorsunuz yehûmû ayağa kalkar. Tabi kâmenin sözlükte farklı anlamı var. Makam, makam demek ayağa kalkma yeri, ayağa kalkma zamanı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ra'a, yer'a, mer'a. Ra'a güttü, efendim, himaye etti, otlattı gibi anlamlara geliyordur. Mera şeklinde Türkçe'ye geçmiştir. Otlak ve mera diyoruz ama
ismi zaman, isim mekan anlamını ön plana çıkartacak olursak otlatma mekanı, otlatma zamanı anlamındadır arkadaşlar. Otlatma mekanı ve otlatma zamanı anlamındadır. Tabi bunu artık otlak, mera, makam gibi, geçiş koridor, mektep gibi isimler ifade edilmektedir. Bakınız yine burada devam edelim. Taime yet'amu, yemek yedi, met'amun yemek yeme efendim yeri ve zamanı anlamına gelir. Biz tabi yemek yenilen yere met'am lokanta olarak ifade ediyoruz. Ferra kaçtı demek, yefirru kaçar demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meferrun kaçış yeri dedik bakın. Bu kaçma zamanı olarak da ifade edilebilir. Eğer mefer kelimesini bir cümlede kaçma zamanı anlamına gelecek şekilde kullanmışlar ise buna yeri gelir kaçış zamanı da diyebiliriz. Çünkü kelimenin bulunduğu kalıp bizim bu anlamı vermemize imkan sağlamakta. Bakın çok bildiğimiz bir kelime geldi Türkçe'de. Zara ziyaret etti, yezur ziyaret ediyor. Mezar, bakın ziyaret etme yeri anlamındadır. Mezar, bakın mezar kelimesinde nereden geldiğini, nasıl bir yapısının olduğunu bu şekilde ifade etmiş olduk ya da görmüş olduk. Mezar, ziyaret etme yeri anlamına gelir ya da ziyaret etme zamanı anlamına da gelebilir. Rama, attı, yermi, atar, mermen, ya merma düzeltiyoruz. Atış, kale olarak daha önceki arkadaşlar derslerimizde görmüştük. Kale anlamına geliyor. Atış yeri ya da kale anlamına gelir. Atış zamanı da anlamına gelir mi? Evet gelebilir. İsmi zaman olarak kullanılırsa bağlamsal olarak gelebilir. Onu da ifade edelim. Tabi bunlardan bir tanesi daha çok ön plana çıkıyor. Yani zaman anlamında mı kullanıldı, ismi zaman mekan anlamında mı kullanıldı? Biraz da Arap'ın tercihine bağlıdır ya da bir diğerini daha çok tercih etmesiyle alakalıdır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bir tanesinin daha ziyade ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Tabi yeri gelmişken söyleyelim işte metham, mefer, mezar, merma, efendim mektep, memer, makam, merma, mera. Siz bu kelimelerin anlamını bilmeyebilirsiniz ya da benzer kelimeler karşınıza çıkabilir. Yine bunların anlamına sözlükten de bakarsanız sözlük de size bu konuda yardımcı olacaktır. Sözlükten bakmayı da ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ama kalıp itibariyle nerede durduğunda biz sarf derslerimizden bunu ne yapıyoruz anlıyoruz. Devam ediyoruz. Bakın mef'alün mif'alün. Mef'alün gördüğünüz gibi birinci vezdimiz mef'alün, ikincimiz mif'alündür. Mef'alün mif'alün unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Mef'il vezni. Muzarisi yef'il vezninde gelen salim fiiller. Şimdi bunu hemen hatırlayalım. İkinci bab ve altıncı bab idi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2 ve 6. babtan gelen fiiller kastedildi. Misal vaviler, ecbef yailer. Misal vavi, ecbef yai dedik. Şimdi misal mavi buradaysa o zaman şunu söyleyelim. Misal vavi, ecbef yai buradaysa ecbef vavi de buradadır. Gördüğünüz gibi. Evet, isim zaman ve isim mekanlar bu vezinden gelir. O zaman şöyle biraz daha netleştirebiliriz. Mesela 1, 3, 4, 5 nedir? Mef'al veznindeyken, arkadaşlar nakıs defifler de mef'aldeyken, 2, 6 mef'il veznindedir. Ecbef'lerin bir kısmı 2'dedir. Misal'in vaviler efendim 2'dedir diyebiliriz arkadaşlar. Ama sanki şurada da görüyoruz mef'al vezninde daha çok gelmekte. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi bakıyoruz değerli arkadaşlar. Hemen örneklerimize. Nezele yenzilü menzilün. Bakın nezele indi, menzilün inme yeri ve hatta nezelenin konakladığı anlamı da var arkadaşlar. Sözlüğe bakarsanız menzilün konaklama zamanı, konaklama mekanı anlamına gelir. Biz menzile ev demişiz Arapçada, sözlüklerde görüyoruz arkadaşlar. Ve kafe yakifu, ve kafe durdu, yakifi duruyor, mevkifun, durak demek değil mi? Ki metinlerde mevkifi durak anlamında görüyoruz. Durma yeri ve durma zamanı. Durma
yerinden harekette durak olarak ifade ettik. Türkçe karşılığı itibariyle. Zâka yeziku. Bakın zâka daraldı. Mezikun daralma yeri ve daralma zamanı anlamına gelir ki efendim daralma yeri bakımından mezik kelimesinin boğaz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Celise yeclisu meclis. Bakın celise yeclisu oturdu. Meclis oturma yeri anlamında meclis meclis şekliyle kullanılıyor. Bu tabi oturma zamanı anlamına da gelir. Evet gelir. Vada'a koydu. Yada'u koyar. Mavdi'un. Mevzi demek. Yer demek. Mevzi demek değil mi? Koyma yeri ve koyma zamanı. Bir şeyi bir şeye koymak. İşte bardağı alıp masanın üzerine koymak gibi. Ya da masadan bardağı alıp yere koymak gibi düşünebilirsiniz. İşte o koyulan yer anlamındadır arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakın Sara yesiru. Sara ecvefiyayidir. Bakın. Sara oldu, dönüştü anlamına geliyordur. Nasir, dönüş, dönüş yeri anlamında. Dönüş zamanı anlamına da gelir mi? Evet gelir değerli arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Şimdi sevgili gençler, şöyle söyleyelim. Burada bir takım notlarımız var. O notlar üzerinden de dersimize devam edelim ki mefalün vezine gelmesi gerektiği halde mefalün vezine gelen bazı Arapçada kelimeler var. Buna istisna diyebiliriz. Mesela secede, yescüdün, mescidün, mescidün olması gerekiyor. Ama Arap mescit olarak kullanmış. Mescit demek. Ne o zaman ne olur? Secde etme yeri olur. Secde etme zamanı olur. Secde etme yerinden hareketle mescit. Aynı kelime kendi telaffuzuyla Türkçe'de karşılık bulmuş diyoruz. Secde etme mekanı, mescit nedir? Kelime anlamı itibariyle secde etme mekanı demektir. O zaman bunu böyle ifade edelim. Şarafa yeşruku doğdu demek arkadaşlar. Meşrikun maşrik doğma yeri ya da doğma zamanı anlamına geliyor. Doğma yeri olarak meşrik genelde kabul gördüğünü ifade edelim. Bu da yine mef'alün vezninde gelmesi gerekirken gördüğünüz gibi mef'alün vezninde gelmiştir. Garabe yavrubu battı uzaklaştı gibi anlamlara geliyor. Maribun batma yeri, batma zamanı, batış anlamına gelir. Mağrip olarak kabul buyurmuştur diyoruz. Şurada önemli bir notumuz var değerli arkadaşlar. Bakın buraya dikkat ediniz lütfen. Notumuz bize diyor ki, sülasi fiillerin, sülasi fiillerden türeyen ismi mekandan sonra işin çok yapıldığını göstermek üzere ta arkadaşlar, harfi eklendiği görülür. Bu aynı zamanda ta-i marbutadır. Mühendislik tasıdır. Ancak bunlar semai olup sözlükten öğrenilir. Bu şu demek daha önce de geçti. Bunun bir kaidesi, bir kuralı yok. Tamamen kullanıma bağlı bir durumdur. Araplar böyle kullanmışsa biz de bu şekilde kullanacağız. Örnekleri var mı? Evet var. Bakınız. Taba'a bastı, tabetti, yatba, basar, tabeder gibi anlama gelir. Matbaatun, matba. Bakın, matbaun olması kıyasi olarak gerekirken matbaun olmuş sonuna ta değil. Tay marbuta dediğimiz bu yuvarlak ta ya da kapalı ta gelmiştir. Tabi burada matbaatun sözcüğü mühendistir. İşte mektebetün gibi bu sözcükler aynı zamanda mühendis yapmaktadır. Ketebe yektübü bakın arkadaşlar mektebetün kütüphane anlamına geliyor. Burada işin çok yapıldığını göstermek adına kullanılıyor. Tabi kütüphane yazma yeri olarak düşünebilirsiniz. Ketebe yazdı yazma yeri olarak düşünebilirsiniz. İşte efendim nasıl olur? Orada kitaplar olur. İnsanlar gider okurlar, not alırlar, sürekli yazı yazarlar gibi ifade edilebilir. Böyle yorumlanabilir ama mektebetünü zaten sözcüklerde. Metinlerimizde biz kütüphane olarak da ifade ediyoruz ve nereden çıktığını da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Derase yedrusu medrasetun. Medrase okul demek. Derase ders gördü, yedrusu ders görüyor, okuyor demek. Medrasetun ders görme mekanı anlamındadır. Onu söyleyelim. Debaha boğazladı demek. Yedbahu boğazlar. Mezbahatun. Mezbahane olarak Türkçe'ye geçmiş. Mezbaha anlamındadır.
boğazlanma eyleminin çok yapıldığına delalet etmektedir buradaki tavar. Zera'a yezra'u. Zera ekti. İşte ziraat yaptı anlamındadır. Mezra'atun ziraat yapma mekanı anlamında çiftlik arkadaşlar bakınız. Mezra'atun çiftlik demek gördüğünüz gibi. Hakeme yahkümü. Hakeme hükmetti. Yahkümü hükmediyor değil mi? Mahkemetün hükmetme mekanı anlamındadır. Biz buna zaten Türkçe mahkeme olarak geçmiştir. Efendim, hüküm etmenin, hüküm vermenin çok yapıldığına delalet eder buradaki taymarbuta. Mahkeme artık bir terminolojik anlam kazanmıştır diyebiliriz yargıya dair arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Burada yine bir notumuz var. Önemli bir notumuz. Sülalesi dışındaki fiillerin ismi zaman ismi mekanları ise ismi mef'ul vezninde gelir. İsmi mef'ul. Sakın mef'ulünü anlamayın. İlgili arkadaşlar babın ismi mef'ulünü anlayabilirsiniz burada. Onu söylemek istiyorum. Şu örneklere bir bakalım. Bakın burada müsteşfa hastane demek. İsmi mekan. Arkadaşlar ismi zaman olabilir mi? Evet olabilir. Şifa bulma zamanı olarak birisi kullanırsa neden olmasın? Mu'tekefu, el-mu'tekefu, itikaf, çilehane falan yazıyoruz sözlüklerde. İtikafhane ya da itikafa girme mekanı olarak düşünebiliyoruz burayı. El-müştema'u, toplum demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplanma mekanı, bir araya gelme yeri, toplum gibi anlamlara geliyor. Şimdi bunlara biraz daha bakalım. Şurada bir notumuz var. Bu notumuzu da görmüş olalım. Rubai mücerret ve mezit fiillerde. Rubai mücerret ve mezit fiillerde arkadaşlar. İsmi zaman, ismi mekan. Fiilin ismi mef'ulü ile aynıdır. İsmi mef'ul ise ismi zaman ve ismi mekanın karıştırılmaması için ismi zaman mekan sonuna şunu söyleyelim. Orada küçük bir ama önemli bir ayrıntı. Burada rubai mücerrette mezit fiiller, ismi zaman ve ismi mekan, ismi meful aynı ya. Bunlar acaba hangisi ismi zaman ya da efendim ismi meful? Bunlar karışmasın diye ismi zaman veyahut da ismi mekan kullanıldıysa o anlamda bunların sonuna bir fiil gelir. Mesela mukramun fiili, ikram etme yeri anlamındadır bu arkadaşlar. Biraz sonra göreceğiz. Kendi sonundaki fiili takısı demişiz ama ifadesiyle diyelim bu kelimenin ismi meful değil de ismi zaman arkadaşlar ya da ismi mekan olduğu anlaşılır diyelim. Mesela örneğimize yapalım. Bakalım Ekrem'e ikram etti, Yükrüm ikram eder. Mukram'ın ikram edilen anlamındadır. Mukram'ın ikram edilen ismi meful. Bakın Mukram'ın ismi zaman ismi mekan da anlamındadır. İkram etme yeri olarak düşünebiliriz. Bu iki mukramun var. Bunlar isim mef'ul mü, isim mekan ya da zaman mı? Tamamen şuraya bir fiil getirdiğiniz zaman ya da metinde görürsek mukramun fiili ismi zaman, isim mekan işte ikram etme mekanı olarak düşünebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, diğer örneğimiz arkadaşlar istahrece çıkarttı. Estahrecu çıkartıyor. Mustahracun çıkartılmış ya da çıkartılan anlamındadır. Mustahracun çıkarma zamanı, çıkarma mekanı anlamına gelir. Gördüğünüz gibi tabi burada fiili unutmayacağız. Eğer kullanılmışsa ismi doğrudan ismi zaman kastedilmiştir diyeceğiz. Arkadaşlar burada. Ne isteşfa şifa istedi, yesteşfi şifa istiyor. Müsteşfen şifa istenilen anlamına gelir. Efendim müsteşfen fihi şifa isteme zamanı ya da şifa isteme mekanı anlamındadır arkadaşlar. Müsteşfanın tabi biz hastane olarak isim mekan anlamında kullanıldığını Arapçada ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Daha çok o tercih edilmiş. Evet, burada diğer bir notumuz bu dersimize dair. İsmi zaman ve ismi mekanlarda cemisi, mekanların cemisi sülaseler de kırçoğul, mezitler de cem müennes şeklindedir. O zaman şuna bakalım. Sülasilere, mektebin, mektebanın bir, mektep neydi arkadaşlar? Burada okul anlamındaydı aslında. Bir okul,
Mektebani, iki okul ya da iki mektep. Mekatibu, bakın mefaülü, mektepler, okullar. Burada medrasetün, medrasetani, medarisu görmekteyiz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Medrasetün, medrasetani, medarisu. Bunun da cemisi sözlüklerden bakabiliyorsunuz. Hatta hemen oraya da yazalım. Evet arkadaşlar, medrasetün, gördüğünüz gibi bakınız. Okul demek, medrasetani, iki okul. Medarisu, okullar anlamındadır. Mezitler de şu şekildedir. Mezitler arkadaşlar, cemileri, sülasileri de kırık. Mezitlerde de müennes salim şeklindedir. Bu daha cemi olması yönüyle mezitlerde daha kolaydır. Müsteşfa, müsteşfe yani arkadaşlar, bakın iki tane hastane, iki hastane, müsteşfeyatün, hastaneler şeklindedir. Gördüğünüz gibi hani eşem mektebin ya da medrasetünün sözlükten cemisine baktığınızda birin mekatip, birin medaris, efendim müsteşfa, bak müsteşfeyat gördüğünüzde bunlar niçin böyle şeklinde bir soru sorarsanız bu sorunun cevabı tamamen efendim bununla alakalıdır ya da cevabı buradadır. Sarf ilmiyle de alakalıdır diyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Dedik zaten şurada son olarak mefaletün ve mefailetün mekanlar, ismi zaman mekanlar var demiş. Semai olarak demiştik, yukarıda vardı. Şuradaki şunu görüyoruz. Semai'dir demiştik arkadaşlar. Taymarbota bunların sonuna gelir demiştik. Evet, yani ismi zaman, ismi mekan özü itibariyle böyledir arkadaşlar. Ben burada dersi noktalıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.